Lozan meselesi, Reis-i Cumhur'un benim 51 sene evvel 1965'te ortaya attığım teze muvafık bir surette Reis-i Cumhur tarafından telaffuz edilince kimi beni itibarsızlaştırmak için, kimi de Reis-i Cumhur'a tarizde bulunmak için bunu vesile ittihaz ederek bir haftadan beri ondan fazla makale çıktı aleyhime. Lozan hakkında bir makale yazacak kadar bilgisi olmayanlar 500 sayfadan 3 cilt kitap yazmış olan bir adamı, üstelik bu mesele dışında ta geçen sene Mayıs ayında söylediğim bir sözü vesile ittihaz ederek ağza alınmayacak küfürler savuruyorlar bana. Bunları internette görürsünüz. Ben Yunan galip gelseydi bir prensip cevabı vereceğim. Her birine ayrı ayrı. Onlar bayılıyor. Ben onları adam yerine koyup da cevap vereyim diye bayılıyorlar. Karadeniz sabriyle Sidiye Yalı'ya inmemiş adamlar. Ağızları süt kokan adamlar. Cahilane döktürmüşler. Ama bir şeye cevap vermek istiyorum. Ben sanki Yunan'ın Anadolu'da galip gelmesini arzu ediyormuşum gibi, keşke Yunan galip gelseydi sözünden başlayarak ne hilafeti yıkardı, ne şeriatı lağvederdi, ne yazıyı değiştirir, ne medreseyi kapatır, ne tekkeyi kapatırdı. Değişimden istifade ederek ben Yunan işgalini arzu eden bir adam olarak görünüyorum. Bütün bu yazıların heyet-i ummiyesi bu işlerine geldikleri gibi anlıyorlar. Halbuki Yunan Türkiye'yi işgal etsin şöyle dursun. Ben Yunan'ın bile yapmayacağı kötülükler Türkiye'de yapıldığını söylüyorum. Bunun ispatı da şudur. Batı Trakya'da Yunan esiri Türkler var. Ne yazıları değişti, ne kıyafetleri değişti, ne medreseleri kapandı, ne tekkeleri kapandı, ne de şer'iye mahkemeleri lağvedildi. Bugün hangi adam bu Müslüman millete İsviçre kanunu medenisini tatbik ediyorsun? Hiç olmazsa ahkam-ı şahsiyede şeriye ahkamına göre hükmedecek bir mahkeme kur desin. Bunu istesin. Göreyim onu. Var mı böyle bir şey? Talebi bile bu ülkede dehşet uyandıracak şeriye mahkemesi son kitabımda vesikasını görürsünüz. Yunanistan'da faaliyettedir. Ben Yunan işgalinin Kemalizm'den nazaran çok daha ehven olacağını, onun bu tahribatı yapmayacağını söylüyorum. Buradan, vay sen Mustafa Kemal'i Yunan'dan daha kötü gösteriyorsun demeleri lazım gelir iken, böyle deseler, belki benim vasfıma mantıki paralelliği de düşünülebilir. Belki. Ama beni Yunan dostu gösteren adamlar acaba bilmiyorlar mı ki? Ben onlar doğmadan Yunan mezalimi diye Yunan askerlerinin Anadolu'da yaptıkları zulümleri ilk defa yazdım. Kemalistler Yunanlarla anlaşmak için 1930'da Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı mezalime ait kitapları kütüphanelerden toplatmışlardır. Ben bunları şahıs kütüphanelerinden tedarikledim. Celal Beher bile, ya sen bunları nerede buldun? Ben bunları yazmak istiyordum da hatıratımda. Resmi kütüphanelerde bile bulamadım dedi. Toplatılmış. Onlar Yunan dostu olmuyor. Ben Yunan'ın bütün zulümlerini 1966 senesidir bunun ilk baskısı. 66. O gün daha doğmamış adamlar 17. basımı. Bu kitap en az 200.000 adet Anadolu'da dağıldı. Bu nadanlar bunu da mı görmediler de beni Yunan dostu ilan ediyorlar? Bunlara daha fazla cevap vermeye gerek var mı? Ben Kemalistlerin bile idaresine itiraz eden adam Yunan idaresine mi talip olmuşum? Haşa ve kella. Bu tıpkı şuna benziyor. Binadan da 7 sülalemi Yahudi yapmış. Aptal beceremedi. Trabzon'da Rum vardı mübadelden evvel. Rum deseydi akla yakın gelirdi. Trabzon'da bir Yahudi yoktu. Bunların saçma sapan iftiralarına cevap vermek istemiyorum. Cevap benim yazdığım 64 tane kitaptır. Cevabım budur. Bir müellifin hüviyeti eserlerinde inikas eder. Görünür rütbe-i aklı eserinde diyor Ziya Paşa. Bu kadarla iktifa ediyorum. Hiçbirinin adını da anmaya tenezzül etmiyorum. Bunlar benim bildiğimin zekatının zekatı kadar bu işleri bilmeyen adamlar. Ne Mustafa Kemal'i, ne inkılapları, ne Lozan'ı, ne de emsali mesaili tarihiyeyi bildiğimiz zekatı kadar bilmeyen adamlar. İddiayı sevmem. Ama kafire karşı taazzum sadakadır. Tekebbür sadakadır. Şuna dikkat edin ki ehli kıble bir adam aleyhimde değil. Ne kadar ehli küfür varsa ittifakla saldırıyorlar. Bunun sebebi de, bunun göstergesi de benim sözlerimin millet muvaciyesinde inikas etmiş olmasından duyulan rahatsızlıktır. Eğer beni 110 ülkeden 1.200.000 adam dinlemekte olmasa, bu gerçeğe vakıf olmasalar, benim sözlerimle alakadar olup da bana cevap vermeye kalkışmazlar. Bu da Allah katında inşallah delil olur ki ben davamda müessir oldum. Kelime-i tevhidin, la ile başlayan kelime-i tevhidin la maddesinin hakkını verdim elhamdülillah. Onların düşmanlıklarına hamd ediyorum. Eğer bir mümin, bir muvahhid, bir ehli kıble beni tenkit etse durup düşünürüm. Ehli küfrün tenkidi, düşmanlığı benim için rahmettir Allah katında. İşe böyle bakıyorum. Cevap vermek ihtiyacından kendimi müstahni addediyorum.